iş hayatında kadının önemi enine boyuna masaya yatırılıyor. İletişim ve yönetim danışmanı Şaban Kızıldağ, SGK uzmanı Özgür Erdursun, girişimci Elif Kararecepoğlu, tahta baskı ustası Emine Kuşçul, girişimci Funda Özer Baltalı bugünün uzman konukları. Ve Açeli Akkoyun moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Evet sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Bugün yine akla takılan çok özel bir konuyu gündeme getiriyoruz. Burayı söylerken heyecanlanıyorum. Çünkü herhalde hayattaki en önemli bağlarımızdan biri, şan bağlarımızdan biri olan üretmeyi konuşacağız. Üreten, ev geçindiren, iş hayatının içindeki kadınlarımızı konuk alacağız. Ve tabii ki değerli uzmanlarımızla birlikte konuyu bütün olarak ele alacağız. İzninizle efendim, öncelikle Elif Hanım'la başlamak istiyorum. Ve girişimci kadınlar adına tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Zonguldak'tan geldiniz evet, Elif Hanım. Evet, Zonguldak'tan geldim. Nasıl Zonguldak? Havalar soğumaya başladı mı hafif hafif? Şu anda iyi. Ama hafif hafif yağmurlar başladı. Önce bir Zonguldak havasından girelim istedim konuya. Evet, Zonguldak Çaycuma'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. 2,5 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Amin. 2,5 yaşında hamileydim öncesinde. 6 aylık hamileyken doğum iznine ayrıldım. Doğum iznine ayrılınca... Ne iş yapıyordunuz? Muhasebeciydim. Muhasebe. 4 yıl muhasebe bürosunda çalıştım. Sonrasında kendi işimi kurmaya karar verdim. Hamileyken işte doğum iznine ayrılınca o 6 aylık, 3 aylık sürecim vardı önümde. Evde bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Doktorum da biraz hamilelik sürecim kötü geçiyordu açıkçası. Doktorum da kendini oyalarsın, kendini dinlemezsin en azından dedi. Bir şeyler yapmaya başla dedi. Tamam dedim, kokulu taşla başladım aslında sektöre. Ama şu anda baskı sektöründeyim. İsmi özel kalem, ajanda gibi ürünler üretiyorum. Daha doğrusu üzerlerine baskı yapıyorum. Tabii ürettiğim şeyler de var. Mesela düğün giriş panoları, yer vinilleri gibi şeyleri de üretiyorum bu arada. Görüntülerinizi de görüyoruz ekranda şu an zaten. Sonrasında internete, tabii bu işi internetle yapmalıyım dedim. İnternette kendime bir Instagram'dan bir sayfa kurdum. Bravo. Şu an bunu bizi izleyen birçok seyircimiz aslında bu durumu değerlendiren de var. Ve daha sonrasında sevgili seyircilerimize söyleyelim. Öğreneceğiz nasıl yapılıyor, buradaki sosyal medyadaki satışlar nasıl oluyor. Hepsinin aslında prosedürlerini de öğreneceğiz. Bilgi vermek istedim, kısa bir bilgi. Evet, sonra Instagram sayfamı kurdum. Dışarıdan yani Türkiye'nin çeşitli illerinden siparişler almaya başladım. Kargo firmasıyla anlaştım. Bu arada eşiniz, aileniz demedi mi? Şöyle bir cümle kullanmadılar mı? Ya daha yeni doğum yaptın. Sen şimdi bebeğinle ilgilen. Ne işin var bu işlerde diye hiç böyle sorular geldi mi? Merak ediyorum. Aslında gelmedi. Çünkü zaten 10 yıldır bir işletme kurma hayalim vardı. Onu bekliyordum. Zamanı ne zaman? Hani onu bekliyordum. Sonrasında herkes destek verdi. Sağ olsun en büyük destekçim eşim. Bravo. Buradan teşekkür ediyorum eşime de. Aileme de çok teşekkür ediyorum. Hepsi bir fikir oldular. Dediler bebeğinize... Annem bakıyor bu arada. Bu çok kıymetli. Annem. Bu çok kıymetli. Evet, hikayenin devamını dinleyeceğim. Diğer konuklarımızla da ama ben izninizle Şaban Hocam'a dönmek istiyorum. Evet. Şaban Kızıldağ Hocam. Sizinle program yapmak benim çok için büyük bir ediyorum. Keyif, büyük bir onur. Bu şekilde. Sezonda sizle devam ettiğim için çok mutluyum. Ben söylemek çok istedim. Mutlu oldum. Yeni formatınız hayırlı olsun. Harika bir format olmuş. İnşallah topluma da çok katkısı olacağından eminim. İnşallah. İnşallah. Bizim de yola çıkış niyetimiz bu. Yeni nesil yayıncılıktaki esas amacımız bu. Doğru. Buradan bütün buna imkan veren herkese, önce Allah'a sonra da herkese şükran ve teşekkür borçluyum. Şaban Hocam, girişimcilik ruhu nasıl kazanılır? Yani bizi izleyenler belki istiyor ama orada bir çıkış bulamıyor o ruhla ilgili. Şimdi biz aslında köken olarak da, kültür olarak da girişimciliğe müsait bir toplumuz. Dünyanın birçok yerinde göremeyeceğiniz ilginç şeyleri burada yaşayabilirsiniz. Yani bugün marka olmuş hakikaten çok önemli firmaların, çok önemli insanların çıkış noktalarına baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Fakat bizim
çıkışımızı, girişimciliğimizi etkileyen temel faktör bizim 0-12 yaş arasında aldığımız eğitim ve iletişim modelindeki bir sorun var orada. Bizim o sorunun merkezinde ninnilerimiz var. Mesela bizim ninnilerimizde üretim yok, bizim ninnilerimizde cesaretlendirme yok, bizim ninnilerimizde keyif verecek, hadi arkadaş arkandayız diyecek bir format yok. Bizim masallarımızda sorun var. Ve kodlarımız mı diyorsunuz? Orada, şimdi son yıllarda kodlar çok konuşuluyor. Diyor, şey kodlar, yani yetişme kodları. Epigenetik falan da diyorlar. Evet. Genetik olmayan ama işte bir şekilde kodlarımızda var olan noktalar. Ve okulda yani uzun yıllardır en çok eleştirdiğim şey icat çıkartma üzere kurulu bir anlayış var. Ya ne güzel söylediniz. İcat çıkartma. Benim anam rahmetli öyle derdi. Aman oğlum icat çıkartma. Babam da derdi ki oğlum karışma devlet işine, akşam evine, gündüz işine. Ya tamam da yani ben ne zaman bir girişimcilik yapacağım, bir şey yapacağım. Ve toplumsal olarak da bir kere çok el alem ne der kafasıyla yetişiyoruz. Yani el alemin söyleyeceğini hayatımızın merkezine alıyoruz. O el alem ne derden dolayı? Hocam belki bu 10 küsürüncü programımız, inanın burada bir ufak size destek vermek için aradım. Biz her konuda güzellik takıntısı konuşuyoruz, sağlıklı yaşlanmak, hep el alem ne der bizim ana butonumuz oluyor, biliyor musunuz? Sıkıntımız orada. Evet. Yani ben el alem ne derden dolayı ya işte diyelim ki bir eğitim alacağım. Babam dedi ki ya bırak ben o çocuğum gitti bu işi yaptı dedirtmem dedi mesela. Yani o günkü şartlardaki bakış açısı. Ondan da iyi niyetle kurmak birisiyle yapıyor. Aynen tabii sorun yok yani. El alem ne derden dolayı hepimiz üniversite bitirdik. Yani ola ki el alem annemin canını sıkar ya niye böyle bir şey yaptım falan der diye. Ben el alem, ben hayatımın büyük bir bölümünde şöyle yetiştiriliyorsun. Mesela belli bir yaşa kadar el alem desinler diye. Yani ya Şaban çok iyi okul okudu, annesini babasını mahcup etmedi, şunları 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 şöyle güzel yaptı desinler. Sonra belli bir yaş, yani 25-45 arası ya ne derler acaba falan dönemi var. Yani Allah Allah şimdi bunu yaparsam yani şimdi gideceğim ya icat çıkartmış oluyorsunuz, burada bir sorun var. Ve günün sonunda korkularla yetişiyorsunuz. Yani ciddi korkularımız var, komplekslerimiz var. Topluluk önünde konuşmaktan korkuyoruz. Ondan sonra kusurlarımız var ya mükemmel insan. Onaylanmama korkusu. Abi, onaylanmama korkusu var. Kusurlarımızdan korkuyoruz. Eleştirilmekten korkuyoruz. Ve çok kötü alışkanlıklarımız var. Yani elin hamuruyla erkek işine karıştı. Ya böyle kötü bir atasözü olabilir mi? Ya. Yani böyle ataların böyle bir sözü olmaz. Bu birilerinin bu kodları, bravo size. Bu ataların sözü olamaz. Kesinlikle. Birilerinin kendi isteği ve çıkarı düzenini sürdürmek için oradan ortaya atmış. Hani vardır ya öyle bir laf, siz de iyi bilirsiniz. Bir kuyuya bir taş atmış. Yani 40 hakkında çıkartamamış. Şimdi atıyor ya, ne demek yani karışma. Bizim hem Türk töresinde kadın hayatın içerisindedir. Bravo. Hem İslam'da ilk müteşebbis, ilk girişimci kadın Hazreti Hatice'dir. Bu meseleyi ben defaatle söylemişimdir. Hazreti Hatice'yi anlamadan girişimci kadın ruhunu anlayabilme şansımız yok. Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'le evliliklerinden önce Hazreti Peygamber onun yanında çalışıyor. Ve büyük bir filosu var. Yani bugünkü tabirle bir ticari filoyu yönetiyor. Ve Hazreti Peygamber de bugünkü tabirle o filonun CEO'su, CFO'su. Yani finans da onun elinde, para da onun elinde. Daha sonra evleniyorlar. Ve hayatının merkezinde bulunuyor. Örnek ve model girişimci kadın modeli bizim kültürümüzde Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice'yi iyi anlamak, Hazreti Hatice'yi anlatmak, Hazreti Hatice'nin bu İslam toplumunun örnek ve model olarak üstünde çalışılması gereken, bilim adamlarının da çalışması doğru gereken. Doğru değerlendirmek diyoruz. Kesinlikle. Hocam. Şimdi İslam dünyasının toplamına bakıyorsunuz, 1 milyar 770 milyon nüfusu var. Ama toplam üretime baktığınızda katma değerde, marka oluşturma, kadının istihdamı, hayatın içerisinde değer oluşturmaya baktığınızda 80 milyonluk Almanya'nın ürettiğinin yarısını üretmiyor. Şimdi burada algıda bir yanlışlık var. Yanlış var. Yani Hazreti Hatice gibi rol modeli var. Hazreti Peygamber gibi bir rol modeli var. Bir günü diğer günüyle aynı olan ziyandadır diyen bir anlayıştan geliyorsunuz. Ve şeyi unutuyorsunuz. Yani üretmeyi unutuyorsunuz. Hı hı. Çok böyle aldım sazı gidiyorum. Estağfurullah. Ben kadının topluma kazandırmayı zaten size birazdan soracağım. Çünkü o kadar güzel anlatıyorsunuz ki örneklerle, metaforlarla, yani bir hayal kurarak bize. Çok teşekkür ediyorum. Ama böyle lafınızı birazcık balla kesip Funda Hanım'a dönmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz Funda Hanım öncelikle.
Siz aslında ezber bozuyorsunuz, söyleyeyim. Siz bizim ezberleri bozdunuz. Bizim ezberimiz nedir? Biz köyden şehre geliriz, okuruz, çalışırız. Şehirde sisteme, ihtidam ve hayat kurarız. Siz tam tersini yaptınız. Siz çok iyi okullarda şehirde okudunuz, çok değerli kolejler bitirdiniz, hukuk okudunuz. Dediniz ki ben köye dönüyorum. Lütfen buyurun. Aslında şöyle, tam olarak da köye dönmedim. Hı. Ama Türkiye'de bir kavram kargaşası var. Bravo. Hayvancılık, tarım köylünün yaptığı bir iş olarak algılanır. Halbuki köylü köyde yaşayan vatandaşımıza denir. Şimdi bu yatırımları yapmak, bu işleri yapmak herkesin yapabileceği bir şey. Bu birincisi. İkincisi, Türkiye'de tarım ve hayvancılık hep bir erkek işi olarak görülür. Ama köylere gittiğinizde tarlada çalışan kadındır, hep kadın. Hayvanı bakan kadındır. Bravo. Şimdi burada sahiplik anlamında bir kavram kargaşası meydana gelmiştir. Şimdi o işi yapan oysa, o hayvanı bakan oysa, İşin sahibi neden o. Sahibi o olmamıştır noktasında da bir karışıklık var. Şimdi ben bunu yapınca tabii farklı bir şey olduğu düşünüldü ama aslında ben doğalını yaptım. Ben normalini yaptım. Ben olması gerekenini yaptım. Ben farklı bir şey yapmadım. Ben sadece şunu yaptım. Ben bir işe inandım. Ben o işe çıktım yola. Ve ondan sonra da gereğini de yerine getirdim. Az önce size bahsettim. Ben bu yatırıma başladığımda benim bir başka işim vardı. O işimden çıktım ve hayvancılık yatırımı yapmaya karar verdim. Türkiye'de tarım ve hayvancılığa çok inanıyorum çünkü. Türkiye'de iki şeye çok inanıyorum. Bir tanesi genç nüfus. Yani bizi ileri götürecekler, biliyorum. Bir de ikincisi tarım ve hayvancılık. Üretirsek Türkiye çok aydınlık günler görecek. İnandığım şeyi de yaptım. İnandığınız şeyi yaptınız. Görüntüler zaten, sizi alkışlıyorum. Yani gönülden alkışlıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Peki ilk çıkış anı, yani şu an bizi izleyenler için ilk çıkış anınız neydi? Nasıl? O süreci biraz anlatır mısınız kısaca? Çiftlik kurdunuz galiba, değil mi? Evet, evet, ama şöyle, ben tarım ve hayvancılık yapmayı çok uzun senelerdir istiyordum zaten. Ama ben şimdi girişimci olmak isteyen, bir alanda yatırım yapmak isteyen hanımlara ya da beylere hep aynı şeyi söylüyorum. Lütfen doğru zaman olduğundan emin olun. Benim hayatımda öyle bir dönem geldi ki benim tarım ve hayvancılık yatırımı yapabileceğim uygun bir dönem geldi hayatımda. Kızım belli bir yaşa geldi, ben bu işe daha çok vakit ayırabilir duruma geldim. Ve o gün ben bu yatırımı yapmaya karar verdiğimde araştırdım ve ben dedim ki ben hayvancılık yapmak istiyorum. Hayvancılık yaparken de hani sizin hocamın biraz önce söylediği gibi şey vardır Türkiye'de. Eski köye yeni adet getirme. Şimdi bilinen şey herkesin büyükbaş hayvancılık yapmasıydı. Biraz çalışınca neden keçi yok diye baktım. Bravo. Keçi zor bir hayvan, bakımı zor. Hayvan doğaya çok bağlı bir hayvan, sosyal çok bir hayvan. Çok güzel bir hayvan hocam. Güzel bir hayvan. Şimdi bunu yapmak da bir emek istiyor. Şimdi herkesin yaptığını yaparsanız bir yerde örnek model alıp onu devam ettirirsiniz. Ben dedim ki hayır, ben hiç yapılmayanı bir denemek istiyorum, yapmak istiyorum. Şimdi %50-50 şansım var, çok başarısız olabilirim. En fazla el alem ne derdi, herkes bana güler. Ama %50'de başarılı olma şansım var. O %50'yi denemek istedim. Yani o %50'yi denemeden eğer hayatınızın belli süresini tamamlarsanız pişmanlık duyarsınız denememiş olmak adına. Ama bunu söylerken de lütfen insanların komik riskler almasını, işte %50'yi deneyeceğim diye olmadık hayallerin peşinde koşmasını falan katiyen önermiyorum. Yani kendine güvenmek. Siz bununla ilgili şöyle diyebilir miyiz o zaman Funda Hanım? Siz kendi hayatınızın, yani bu işi yapmak isteyen insanlar için kendi hayatınızın dengesiyle zamanın dengesinin eşitleyebildiğiniz noktada bu girişimi yapmalısınız. Yani evet, ben bu işi yapıyorum değil de siz de öyle diyorsunuz ya, kendi zamanlamamla hayatın zamanlamasını aynı anda tutturdum diyebilir miyiz? Aynen öyle, ama hani her şeyde bir plan vardır, bir de Allah'ın bir planı vardır noktasında. Evet. Bizim orada birazcık plan şöyle şaştı. Benim kızım İstanbul'da lise okumaya geldi. Hı hı. O sırada benim İzmir'de yatırımım devam ediyordu. Ben her sabah uçağa binip İzmir'e gittim. Her akşam İstanbul'a geri döndüm. 4 sene boyunca bunu böyle devam ettirdim. Hani zamanlama çok denk düşüyordu da bir düşmeyen şey kızımın İstanbul'da okuması tamam, oldu. Ama oradaki zorluğu da zorluk değil. Bir hava alma, bir zorluktan da keyif alma. Yani orada da bir motivasyonunuz vardı elbette. Çok büyük eğlence. Değil mi? Yani bu müthiş bir şey, müthiş bir tecrübe. Yani bunu bir yük gibi algılamadınız sonuçta. Bir dönem gibi, bir dönemin zorluğu gibi mi? Ya da? Yani şöyle Açar Hanım, zaten şimdi buradan bizi izleyen birçok insana haksızlık etmek istemiyorum. Sabahleyin saat 6'da evinden çıkıp servise binip bir fabrikaya gidip bütün gün çalışıp geri gelen vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin yanında akşam da eve geldiklerinde yemek yapıp bulaşık yıkayıp çocukların dersleriyle ilgilendikleri bir dünyada. Ben Funda Özer Baltalı olarak şanslı bir aile, şanslı bir
bir coğrafyaya, şanslı bir ülkeye doğdum. Şimdi ben bunu dünyadaki milyonlarca insana haksızlık ederek, ben uçağa bindim, her sabah gittim, her akşam döndüm, bu zordu dersem, bravo, harika bir bakış, cezalanırım. Çok teşekkür ediyorum size. Rica harika ederim. Bir bakış açısı rica sundunuz ederim. Bize. Aslında çok bütüncül, sadece kendi durumunuzu değerlendirdiğiniz bir bakış açısı sundunuz. Evet, büyüttük mü çocukları? Ha Emineciğim? Büyüttük. Emine'yle de biz çok program yaptık. İlk yeni evlenmişti, sonra evet, hamileydi, şimdi doğum yaptı geldi. Çok güzel şeyler yapıyorsun, anladın mı neler yaptın Emineciğim? Anadolu Hisarı'nda küçük bir atölyem var, orada tahta baskı eğitimleri ve üretimleri yapıyoruz. Öncesinde yani başlangıç ve çıkış noktamdan bahsetmek istiyorum. Evet, başına dönmek istiyorum ben hikayenin. Evet, ben lisede grafik tasarım, üniversitede tasarım, basın ve yayın okumuştum. Devamında da çeşitli reklam ajanslarında çalıştım. Fakat bir yandan da tahta baskı ile ilgili eğitimler alıyordum. Kimi zaman Tokat'a giderek, kimi zaman İstanbul'da, kimi zaman Kastamonu'da. Çünkü Kastamonu ve Tokat bu işin merkezi. Tabii. Daha sonra bu aldığım bütün bilgi ve birikimleri insanlarla paylaşmak, özellikle kadınlarla paylaşmak istedim ve bunun da eğitimcilikten geçtiğini karar verdim. Eğitimmek istedin değil mi? Evet, çünkü paylaşmak ve aktarmanın aslına bakarsanız hani tamam sosyal medya olsa da birebir temas halinde olmanın tek yolu derslerde bir araya gelmek. Bir süre ajansta çalışarak, yani hafta içi ajansta çalışarak cumartesi günleri bir Türkiye'nin en büyük halk eğitiminde görev yaptım ve cumartesi pazarımı hani eğitimciliğe adadım. Birkaç sene sonra şunu fark ettim. Bana artık hafta sonları yetmiyor. Ben artık profesyonel iş hayatını bırakmalıyım ve tamamen kendimi eğitimciliğe adamalıyım. Aslında orada denemiş oldunuz. Evet. Yani ana işi bırakmadan da denemiş oldunuz. Evet. Bu da önemli bir akıl. Evet, çünkü ben az önce hani siz de aslında bahsettiniz hani körü körüne ben bu işi çok seviyorum deyip başlamadım. Peyderpey yani önce işin eğitimini aldım. Daha sonra profesyonel iş hayatı yani bir yandan gelirim devam ederken çünkü bu işte de çok ciddi bir finansman da gerekiyor. Bir yandan da eğitimciliğe başladım. Daha sonra yani uygun zemin, uygun koşullar, uygun zaman olduktan sonra da tamamen iş hayatını bıraktım. Yani profesyonel iş hayatını bıraktım ve artık kendi alanında kaldım alanında, diyorsunuz. Evet, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bazı kurumlarda eğitimciliğe devam ederken bir yandan da Anadolu Hisarı'ndaki küçük atölyemizi açtık. Devam ediyorsunuz, devamını dinleyeceğim. Evet. Sevgili Emineciğim, ama ben Özgür Bey'le devam etmek istiyorum. Özgür Bey, burada bu kadar 3 tane başarılı hanımefendi varken dönüp diyorum ben de girişimci olmak istiyorum. Benim ne yapmam lazım, anlatsanıza bana. Şöyle aslında. Yani bizi izleyen seyircilerimize. Ya ülkemizde. Şirket kuracağım, nasıl kuracağım? Tabii ki. Instagram'dan satış, ortaklı mı, tek başına mı? Dünyada işte insanlar doğar, yaşarlar, büyürler ve geçimini sağlamak için ya çalışacak birisinin yanında ya patron olacak ya da devlette gidip memur olacak. Başka şansı yok çalışmak isteyenlerin. Girişimcilik bir ruh dedik, girişimcilik ruh ama girişimciliğin karşısında sermaye var. Sermayeni koyarsın, riski alırsın, karşısında kar elde etmek istersin. Kar elde etmek için paraya ihtiyaç var, iş yeri açmak için. Ülkemizde parası olmadığı için aslında güzel projeleri olup da iş yeri açamayan on binlerce kişi var. Ülkemizde maalesef kanunlar, yasal haklar tam olarak bilinmez. Evet. Bilinmediği için de yararlanamazlar. Bunları bilseler aslında yararlanabilirler. Birçok hakta vardır. Örnek vereyim. Belki bu kadar korkmayacaklar o zaman. Korkmayacaklar. Evet. Çünkü dedik ya girişimcilik ruh ama girişimcilik sermayesiz olmaz. KOSGEB kredileri var. Mesela KOSGEB kredileri çok önemlidir. Türkiye'de 11 bin kişi 230 milyon eski parayla 230 trilyon lira KOSGEB kredileri aldı. Bunlara müracaatta bulunması gerekiyor. Eğitimleri alması gerekiyor. Mesela şundan da çok korkulur. KOSGEB kredisi için bir aracı bulup araca belli miktar para verip işte bize kredi çıkarsın. Böyle bir şey yoktur. KOSGEB'in bir aracılığı yoktur. Hiç kimse KOSGEB'e aracılık yapamaz. Yapıyorsa da suçtur. KOSGEB'e kendisi müracaatta bulunur. Eğitimleri vardır. Hatta KOSGEB'e gidip eğitim alamayan kişiler sosyal medya üzerinden de eğitimlerini görebilirler. 30 saatlik eğitimi var. Eğitimlerini videosunu izler. Sertifikasını alır. Daha sonra iş yeri açmak isterse şayet yapacağı işe göre 800-900 tane ayrı böyle iş var. Hangisini yapacaksa ama hemen hemen bütün sektörler işin içinde.
Bu işi yapmaya karar verdi. Öncelikle eğitim, önce sertifika. Eğitim almanız gerekiyor. Tabii ki. KOSGEB'e başlamak sonra, için önce eğitim. Ne evet. kadar süresi? Yani burada değişiyor tabii ki ama 30 günlük. Hem sosyal medyadan 30 saatlik, da yapabiliyorlar. Çok özür diliyorum, 30 saatlik bir eğitim. Ücret? Ya bir ücret falan bir şey ödemiyor. Daha sonra müracaatta bulunduktan sonra kendi adına iş yeri açması gerekiyor. Önce iş yeri açan kişiler daha sonra KOSGEB kredisi müracaatta bulunamazlar. Eğitim şart diyorsunuz yani eğitim hocam. Şart. Orada eğitim oluyor sonra. Eğitimi alacak, daha sonra kendi adına iş yeri açacak. İş yeri açarken 2000 TL iş yerinin masraflarını karşılamak için KOSGEB kendisine bir para veriyor. 2000 TL. Daha sonra iş yeri, küçük bir iş yeri açacağını varsayalım. 2000 lira. Masa, sandalye, bir şeyler aldı, bilgisayarını falan. 18 bin lira bunlarla ilgili bir para veriyor. Toplam 20 bin lira. Şimdi 2000 lira başında veriyor. İş yerini açman için 2000 lira verdi. Daha sonra bir 18 bin lira siz alıyorsunuz malzemelerinizi. Ne aldınız? Bilgisayar aldınız, masa aldınız, sandalye aldınız. Deklare ediyorsunuz, faturasını götürüyorsunuz. Size bunun parasını ödüyorlar, 18 bin lira. 18 bin lira. 30 bin lira da ayrıca size ayrı bir para veriyorlar. Bu da işinizi büyütmeniz ve geliştirmeniz için toplamda 50 bin TL. Küçük bir işletme 50 bin lira. Ama ben... Pardon hocam, içinizde hiç KOSGEB başvurusu yapan var mı? Tabii. Siz tamam. Daha sonra işini büyütmek isterse bu rakam 360 bin liraya kadar çıkıyor. Çıkabiliyor. Son 500 bin liraya kadar da son olarak çıkardılar diyorum. Ama öncelikle dediğim gibi KOSGEB eğitimleri önce müracaat daha sonra firma. Daha sonra firmasını firma. Kuracakken de nasıl bir firma açacak? Küçük bir işletme mi? Artık limited şirketle, tek kişiyle bir limited şirkette kurulabiliyor. İsterse bir limited şirketleşmeye şirket, kadar isterse bir anonim şirket. Bunları kuruyor. Profesyonel zaten bu işi bir mali müşavirle takip etmek zorunda. Türkiye'de 100 bin tane mali müşavir var. Müracaatta bulunuyor. Firmasını açıyor. Ama şöyle bir şey. Geçenlerde ben bir üniversiteye gitmiştim. Üniversitede ne iş yapmak istiyorsunuz dedim. Çok kalabalıktı gelen öğrenciler de çok ilgi göstermişti. Kendi iş yerini açmak isteyen var mı dedim, patron olmak isteyen. Bir kişi el kaldırdı. Ne iş yapacaksın dedim. Babamın motosikletçi dükkânı var, orayı işleteceğim dedi. Yani bu anlamda çalışmak isteyen var mı? Çalışmak isteyen az. Devlette çalışmak isteyen var mı? Bütün üniversite öğrencileri devlette çalışmak istiyormuş. Ya devlette çalışmak bu kadar kolay değil dedim. Maalesef yeni korkuyoruz, işini açmak. Korkuyoruz, onu Şaban hocama soracağım. İşini açmak, o tamamen biraz korku var. O korkuyu Şaban hocama soracağım ama tam da KOSGEB'den yola devam ederken hocam, Elif'e sormak istiyorum. Senin KOSGEB sürecin nasıl başladı, nasıl devam etti ve şu an ne durumda? Benim KOSGEB sürecim, ben 6 yıl önce KOSGEB kursuna gitmiştim. O zaman eşimle nişanlıyız. Eşim muhasebeci bu arada. Hani beni yönlendiren, bana destek olan eşim aslında. Dedi ki Elif sen bir KOSGEB kursuna git. Belki dedi kendi işimizi kurarız. Hani sen kendi işini kurarsın. Çünkü aileden gelen bir yetenek var aslında bizde. Hı hı. Genetiksel faktörler etkili. Kursa başladınız. Evet, ha bu yeteneğini kullanalım dedi. Ne kadar sürdü kurs süresi? Kurs süresi o zaman o dönemde 10 günlük bir süreçti. 10 gün kursa gittim. Sonrasında 6 yıl sonra işte bebeğim olduktan sonra. O kurs geçerli oluyor mu orada? Tabii tabii geçerli. Aldığınız kurs evet. Geçerli. Sonra biz belgemizde projemizi yazdık. Hı hı. Hani hangi konu üzerinde iş kuracağız, nasıl bir yer yapacağız. Projemizi yazdıktan sonra maliyet çıkardılar. Maliyet yani. Çıkarttılar. İşte şu kadar belirli bir bütçeniz var mı? Hani bu bütçeyi açarken önce çünkü kendi harcamalarımızı kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Sonrasında faturalandırıp KOSGEB'e başvuru yapıyoruz. Hı hı. Öyle bir süreç. İş yerimizi tuttuk. Kuruldan başladınız. Geçtik. Kuruldakiler dediler ne yapacaksın hani ne üzerine ne kadar lira aldınız? Ne kadar lira aldım? Bir hocamın dediği gibi işletme kuruluş desteğini aldım 2000 lira. Sonrasında ben o 2000 liranın 50 bin liralık kısmında değil mi hocam yanlış hatırlamıyorsam? Toplamda 50 bin liralık kısmın hepsini kullanmadım. Hani masamı sandalyemi kendim aldım. O kısmı makina desteğinde kullandım. Hı hı.
Doğru tasarruf diyoruz buna. Doğru tasarruf. Bu da eşimin yönlendirmesi. Hı-hı. Dedi hani kendi masamızı, sandalyemizi, bilgisayarımızı kendimiz temin edebiliriz. Bu kadar devlete yüklenmenin bir anlamı yok. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani buradan bizi izleyen, girişim yapmak isteyen aslında kadın, erkek ama özellikle bayanların buna şu anki durumda ihtiyacı olduğu için buradaki hani akıllı tasarrufu da doğru değerlendirmek çok kıymetli bir bilgiydi. Sonrasında geri ödemesi var mı bunların? Geri ödemesi yok o kısmın. Hmm. Sonrasında geri ödemeli kısmını da kullandım. Hmm. Geri ödemeli makina desteği hocam yardımcı olursanız. İki kere kredi çekmiş evet, oluyorsunuz. 100 bin liralık makina desteğini kullandım. Büyük bir baskı makinesi aldım. Bu arada hani çok cesaret istiyor gerçekten. Hani herkes hani okuyup da memur olmak zorunda değil. Değil elbette. Değil. Biz de zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Okuyup da memur olmak zorunda ya da evde oturmak zorunda değil. Evde oturmak zorunda değil. İlla KPSS'yi geçip de memur olacağım diye bir durum yok. Ben de özel sektörde çalıştım. Sonrasında artık dedim Elif kendi çok işini önemli. Kurmalısın. Çok da güzel bir örnekti Şaban Hocam. Tam da bu noktada aslında çok güzel bir orada pas aldım ben. Biz hep istiyoruz ki top bizim ayağımıza gelsin. Yani insanın DNA'sında bu. Biz derken hepimiz için söylüyorum. Ama sanırım topa gidenler bu hayatta değil mi hocam? Topa gidenler daha kazanıyor, paslaşanlar daha kazanıyor. Burayı biraz açabilir misiniz? Şimdi bize? Topa gitmek ve topu aslında bir çıkış planı yapmak. Programın başında güzel bir cümle kullandınız. Benim de inşallah önümüzdeki dönemde böyle bir üçleme çıkacak. İşte, iletişimde ve hayatta çıkış var. Hmm. Şimdi biz genel olarak korkularımızla, yetişme tarzımızla topu başkasından beklemekle, devlete memur olmak kafasıyla bir de bir şeye çok sığınıyoruz. Yani hep mazerete sığınıyoruz ve kullandığımız bir kelime var. Zaten bu ülkeden marka çıkmaz. Zaten devletin verdiği 2000 lirayla ne olacak? Zaten ya ben şimdi çay cumada bunu yaparsam yani işte pazar ne olacak? Zaten yani hayvancılıkla ilgili bir şey yaparsam. Peki buna rağmen yol açarsak çıkış çok planını doğru. başlatmış oluyoruz. Aslında dünyada var olmak, yaşamak, bir marka olmak, iş yapmak, girişimde bulunmak bir çıkış planı üzere kurulur. Eğer çıkışın var olduğuna inanırsak, şimdi bu salona geldik. Doğru. Allah korusun yani bir afet olsa, bir şey olsa hepimiz çıkışın ne tarafta olduğunu biliyoruz. Yani başımızı çevireceğiz, çıkış bu tarafta. Oraya çıktığımızda şu kapıdan gideceğiz, dışarıya çıktığımızda bizi araba alacak. Bir planlama var. Ve çıkışı bilmek insanı özgürleştiriyor. Çıkışı bilmek insanı daha etkin, daha faydalı hale getiriyor. Hı hı. Çıkışı bilmek aldığı topu kaleye atabilme becerisi getiriyor. Çıkışı bilmek girişimci toplumu beraberinde getiriyor. Çıkış derken bu işten iş olmazsa ne yaparım çıkışımı? Ya, olursa da ne yaparım? Olursa da ne yaparım çıkışımı? Yani şey bu ben kaderdir. Yıllar önce şunu soruyorum size. Mesela ben hatırlıyorum ilk çalıştığım yıllarda kendime bir ev almak istedim. Hepimizin hayali ev almaktır ya. Hep şey düşünmüştüm, kredi alacaktım. Ya en kötü ihtimal annem babamın evi var. Hani oraya giderim deyip kredi borcuna girmiştim. 3 senelik krediyi 1 yılda kapatmıştım bütün paramı. Yani orada hep bir çıkış aramıştı orada beynim. Onun gibi bir şey aynen mi? Aynen öyle. Yani şimdi geldik işte bir en kötüsü program. Ve en iyisi bile anlamak. En kötüsü oldu. Şimdi az önce dediniz ya böyle çok deli cesaretiyle de iş yapmamak lazım. Eyvallah. Planlamasını yapmak lazım. Eyvallah. Çıkış ama mazerete zaten de çok sığınmamak lazım. Çıkış planını yapacaksın. Kardeşim bununla başladım. Buraya geldim. Buraya geldiğimde şu sorunla karşılaştım. O sorunla karşılaştığımda ne alacağım oluyor? Yol neresi? Bravo. Kapı kapalı. Burası kapalı. Tamam ikinci kapıya bakacağım. Üçüncü kapıya bakacağım. Bravo. Alternatifine bakacağım. Onun yerine ne getireceğim ona bakacağım. Bu planlamayı yapmak lazım. Hayatın her anlamında. Yani her noktasında aynı şey. O noktada hocam yapmak. Kazanç odaklı olmamak mı lazım? İlla kazanacağım odağı mı bize basınç yapıyor? Bence bu modern dünyanın insana öğrettiği kötü bir kavram var. O da başarı odaklı olmak ve kazanç odaklı olmak. Ya başarı odaklı olmaya gerek yok. Bu başarı odaklı olmaktan dolayı da anı kaçırıyoruz. Şimdi insan düne takılıyor. Yani birçok olumsuzluk oradan besleniyor. Dün ölmüştür. Dün yaşanmıştır ve bitmiştir. Ya da ya beceremezsem yarın ne olacağı takılmıştır. Şu anı bitiriyoruz. Ama yarın da doğmamıştır yani ne olacağını bilmiyorum ki. Peki var olan, gerçek olan şu andır.
Ve şu an senin ne yaptığın, benim ne yaptığım önemlidir. Şu an sonsuzluktur, şimdi sonsuzluktur. Sonsuzluğu hisseden insan girişimcidir. Sonsuzluğu bilen insan topu alır, kaleye götürür. Kaleye götürmek sonuç işidir. Şimdi mesela bizi batıdan ayıran en önemli özellik, batı felsefesini kastediyorum. Burada bir eleştiri de olsun istemem. Ama emperyalizmin, kapitalizmin, başarı odaklılığının, yani mesela bizde başarı bu kadar çok övülecek bir şey değildir. Bizde istikrar önemlidir. Azim önemlidir, gayret önemlidir ama takdir Allah'ındır. Yani buna inanmak lazım. Bir şeye niyet edersiniz. Niyet çok önemlidir. Mesela hocam batıda maraton koşucusu var, 100 metre koşucusu var. Yani bazen de maraton olabilir hayat. Biz hep 100 metre yarıyoruz. Biz 100 metre zannediyoruz. Niyet edersin, gayret edersin. Aynen öyle. Sonuç, vallahi sonuç Allah'a bağlı. Yani böyle sorun çıkabilir, keçileri tutmayabilir, bizim millet keçi sütünü şimdi sevmeyebilir. Şimdi onu soracaktım. Hocam sorar yani, mısınız Funda Hanım'ı? Hiç tökezlememiş mi? Hocam yani hakikaten yani ben keçi, ben çok çok sevdiğim bir süttür, keçi sütü. Anne benim sütü. Burcum hocam, Oğlak Burcu. Oğlak Burcu. ama yani şey hakikaten riskli yani. Keçi tutmayabilir, sütü beğenmeyebilirler, yağını damak tadına uymayabilir. Bu riski göze alacak. Ondan sonra da çıkış kapısı, çıkış yolu, çıkış planı yapacak. Oldu mu size hocam hiç? Yani her işte ne iş yaparsanız yapın, evde basit bir yemek yaparken bile yemeğin iyi olmama riski vardır. Yani o zaman bir yani basit, en basit haliyle. Ben şöyle düşünüyorum, aynen hocamın dediği gibi. Tabii ki insan çok çalışacak, yaptığı işe inanacak ama sonuçta takdir Allah'tan. Yani önünüze gelen sonuçlar birazcık da sizin kontrolünüz dışında da gelişebilir. Ben kendi özelimde şunu söyleyebilirim. Ben bu yatırımı yaptım. Herhalde 11 sene boyunca her hafta kalkıp ya Rabbi ben ne yaptım? Bu kadar büyük yanlışı da yapar mı insan deyip sonra hayır bugün yeni gün deyip bir kahve içip bravo, aynı motivasyonla durmadan yoluma devam ettim. Ama burada iki şeye dikkat ettim. Bir tanesi çoluğun çocuğun rızkını, akşam çorba parası dediğimiz evimizde yiyeceğimiz parayı riske etmeden. Yani ben şimdi iş hayatında öyle durumlarda görüyorum ki tam motivasyonumuz olsun, azimle yola devam edelim de yani her şeyi de riske ederek işte evde çocuklar perişan falan o durum yaratılmasın. Ama sonraki dönemde ben bugün geldiğim durumda ben hep yani onu söylüyorum. Allah bana layık olduğumdan, çalıştığımdan çok daha fazlasını nasip etti. Çünkü bu benim evet, yaptığım bir şey olmadı. Yani ben keçi sütü bu kadar sevilsin, tamam sevilsin ama sevilmeye de bilirdi. Dünyada trend tam tersi yönde gidebilirdi. Funda çok güzel söylüyorsunuz ama bizi izleyen seyircilerimize o hikayenin biraz daha içeriğini istiyorum ben. Yani başarısızlık çiftlik kısmını kurduğunuz, çiftlik kuruldu, mandıra sürecine nasıl geçildi? Yani buraya kadar bir anlatırsan çok sevinirim. Tabii yani şimdi ilk önce ben Hollanda'da bir gittim birazcık bir keçi çiftliği nasıl olur falan onlara baktım geldim iyi güzel hoş bir de bir çiftlik kurdum. Resimde şu anda ekranda yansıyor tamam çok güzel keçiler bilmiyorum aldık onlar da çok güzel fakat ondan sonra bizim keçiler öldü. Meğer hastalıklıymış keçiler ve bu sefer biz tabii başladığımızdan daha kötü bir yere geldik ama sonra keçiler hastalıklı hastalandı öldüler evet, ya da zaten hastalandıkları için sürüden çıkartıldı. Bu arada şu anki itibariyle şeyi söylemek istiyorum, bizim çiftliğimiz Türkiye'deki tek Avrupa Birliği onaylı keçi çiftliğidir. Hani giremediğimiz şu Avrupa Birliği'ne bizim keçiler girdi. Bunlar bu demek ki hastalık yok bunlar. Yani. Şimdi bu şeyden sonra tabii büyük bir üzüntü yaşadık. Sonra yolumuza devam ettik. Irkı geliştirdik falan. Bizim bir yavaş yavaş sağım başladı. Ben ilk başta insanlarla konuşurken diyorlardı ki aa Funda seni bir bardak işte bak balın olsun sinek Bağdat'tan gelir sütü satarsın. İşte herkes dondurmacısı tatlıcısı keçi sütü kullanıyor. Bu da şehir efsanesiymiş. Bizim ilk başta 100-200 litre sütümüz oldu. Gittik herkesi dolaştık. Ha yok dediler biz keçi sütü falan kullanmıyoruz. Hiç öyle bir şey yok. O da bitince dedik ki biz en iyisi bir küçük mandıra kuralım. Kendi sütümüzü işleyelim. Çünkü 100-150 litre bile olsa bu hayvanlar her gün süt veriyor 365 gün. Konuya komşuya dağıtsan olmaz. Sütlaç yapsan pişirsen yetmez. Yani olmaz yani bu olacak iş değil. Çok güzel. Bunun üzerine çok biz kolaydan anlattı. Mandıra kurduk. Mandıra kurduk. Ben ama zannettim ki tabii gene saflık ve naiflik içerisinde ben mandıra kurdum, peynir yaptım falan. Herkes kapıda benim peynirleri alacak. Biz bir zincir mağazayla anlaşma imzaladık. Raflara ürünleri götürdük. Şubat ayıydı hiç unutmuyorum. Sonra Nisan ayı geldiğinde negatif satış yaptık. Negatif satış ne demek biliyor musunuz? Sattığınızdan fazlasını geri almak demek. Yani şeytan bunun neresinde? Gitmiş raflara hiç satılmadığı için. Yani bak ki hastalık ölüyor. Öldü.
süt satışı yok. Yok. Yani madre her şey böyle birden böyle tepsiyle değil yani. Peynirlere alan da yok bu arada. Bizim öyle bir bütçemiz falan da yok. Hani böyle büyük reklam kampanyalarıyla yapsanız ne olacak zaten? İnsanların bilmediği bir şey ve anlatmanız da lazım. Arkadaşmak da zor bir süreç. Yani zor bir süreç. Sonraki dönemde işler böyle bir zamandan sonra kar topu efektiyle iyiye gitmeye başlıyor. Yani böyle hani kötü gidiyor hep derler ya, hani hiçbir şey yerin dibine kadar gitmiş, hiçbir şey gökyüzünde en sonsuza kadar çıkmaz. Şimdi onun için geldiğimiz noktada biz bütün Türkiye'deki zincir mağaza, yerel marketler, aklınıza gelen her yerde ürünlerimiz var. Zaten şu anda gelen taleplerin aşağı yukarı sadece %35'ini karşılar vaziyetteyiz. Çok özelliği olan sofistike ürünler değil, insanlara geleneksel tatlara hizmet verecek. Yani ben bazen Türkiye'de bu sektörü biraz o anlamda da eleştiriyorum. Biz İtalya'nın bilmem ne cins peynirini genç nesil çok iyi biliyor da bizim Türk geleneksel peynirlerinden birini sorduğunuzda çocukların en küçük bir fikri bile yok. Yani zannediyorsunuz ki sabah kahvaltısında o İtalyan türü peyniri, isim vermek istemiyorum, onu yiyerek büyüdük. Biraz da kendi şeyimizi öne çıkardık biz, el emeğiyle yapılan, geleneksel metotlarla yapılan, hiç ödün vermedik. Bir de burada yani biraz ben de sevdiğim için, benim de kökenim hayvancılık, soyadım Akkoyun olmasın dedin. Dedemin çiftliği olmasıydı, koyunlarımız olmasına da. Bu mandırada görüyorum, buradan tebrik etmek istiyorum. Yurt dışında da çok gördüm. Ben de Hollanda'da, İtalya'da gittiğimde pırıl pırıl tertemiz. Bu anlamda da örnek ve güzel bir mandıra belli. Çok tebrik ediyorum. Bunu söylemek istedim özellikle. Yalnız umuyorum biraz sonra geçecektir o görüntüler. Üretimdeki görüntülerin hakikaten ekrana gelmesini rica ediyorum. Pastörizasyon hattını çalıştıran da fabrikasyon sürecinde vereceğiz onları. Her şeyi yapan kadın. Yani inanılır gibi değil. Türkiye'de kadının yapabileceği en üst noktayı orada resimlerde görebileceğiz. O yüzden hocam daha iyi bilir sizin alanınız ama. Metafordan Anadolu diyoruz. Yani üreten, doğuran Anadolu. Dolu dolu ana. Dolayısıyla o fabrikasyonu mutlaka göstereceğim. Tepki ediyorum. Tekrar dönüyorum. Eğitimcilik nasıl gidiyor? Eğitimcilik harika gidiyor. Başladığımız zamandan bu zamana kadar şöyle hani dönüp baktığımda inanılmaz kendimi böyle hani mutlu ve huzurlu hissediyorum. Çünkü benim hani buna çıkış noktam hep kadınlara faydalı olmaktı. Bugün yüzlerce kadının hayatına dokunduğumu, onlara bazıları şu an işte meslek sahibi oldular. Şimdi onu söyleyecektim. Şey oluyor mu? Ben hep onu düşünürüm. Özellikle hani bu işte geliştikten sonra aslında öğrencilerin bana Yıldız Kenter yıllar içinde Allah ömür versin hocam. Bir gün bir reklam filminde oynuyoruz. Hocam dedim ben hani bir şey olursa siz bana söylersiniz, bir hata yaparsam artık meslektaşız biz hayatım dedi. Hiç unutmuyorum o lafı. Dolayısıyla öğrencilerinizden sizinle aynı platforma gelip oradan büyüyenler oluyor. Nasıl bir duygu bu? Nasıl bir harman içinizdeki? Normalde hani böyle içten içe bir sanatçı kıskançlığı olur. İşte çok güzel yapmış, keşke ben de yapsaydım diye. Tabii ki bunu hissettiğim anlar oluyor. Ama kesinlikle çok büyük bir gurur. Çünkü görüyorum ki onlar da kendi atölyelerini açıyorlar. Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtıkları atölyelerinde sadece üretip satan ve ev ekonomisine destek olanlar da var. Bunun yanı sıra bulundukları şehirlerdeki eğitim kurumlarında ders vererek daha pek çok kadının hayatına dokunarak onları meslek sahibi edindirenler de var. O yüzden hani günün sonunda mutluyum. Peki COSGAP'ten destek? Almadım. Bizim şöyle atölyeyi kurmamız şöyle oldu. Biz evlendikten sonra profesyonel iş hayatını bırakmam aynı zamana denk geldi. Düğünden sonra atölyeyi tuttuk ve atölyeyi tutarken ve içindeki malzemeleri koyarken de düğünden işte gelen hediyelerle onları bozdurarak. Takılarla yaptı. Al işte bakın herkese hocam. Herkese teşekkür ederim. Ne güzel bir örnek. Şimdi o takılar orada duruyor olabilirdi. Evet. Emine de çocuğunu evde büyütüyor. Şimdi hem çocuğu büyütüyor hem çocuğun rızkını büyütüyor. Evet. Hem de o takılar hayata ve aileye katkı olarak geri dönüyor. Evet. Yani bu ödünç deriz biz biliyorsunuz takıya. Ne deriz Anadolu'da hocam? Anadolu'da ödünç, öndüş derler. Ödünç verler. O size verecek, siz ona vereceksiniz. Böylece yardımlaşma çoğalcı olacak, beraber büyüyecek. Büyüyeceğiz değil mi hocam? Özgür Bey'im, sosyal medyada satış yapılıyor. Ve aslında bu konuyla ilgili çok da kafalarımız karışık. Valla algıda şöyle bir seçicilik de oluyor. Diyorsun ki ya bunlar vergi de vermiyor.
güzel güzel satıyor, temiz para düşüyor. Kimisi de diyor ki hayır, çok büyük cezası var. Evet. Şimdi nedir tam olarak, içerik nedir? Evet, öncelikle biraz önce hocam şöyle bir ifade kullandı. Aslında bu ticarette çok geçerli değil. İşte biz bugüne bakalım ama yarına bir yarın olsun da yarını bilmiyoruz demek. Ticarette böyle bir şey yok. Şöyle, bizim ülkemizde biz okumayı sevmeyen bir toplumuz ama yazmayı da gerçekten sevmiyoruz. İş hayatında planlar yazılarak yapılır. Yazmayanlar hata yapar, kaybeder. Akıldan uçar, kağıttan şöyle, uçmaz diyorsunuz. Planların yapılması lazım. Benim hedefim ne? Benim hedefim 10 bin lira para kazanmak. Nasıl kazanacağım? Şu anki müşterilerimle kazanabiliyor muyum? Tamam, öyleyse şu anki müşterilerimi elimde tutmalıyım. Benim hedefim 50 bin lira para kazanmak, bir tane araba almak. Nasıl yapabilirim? Şu anki müşterilerimle imkansız. Yeni müşteri edinmem gerekiyor. Bunun için neye ihtiyacım var? Reklama ihtiyacım var. Tanıtıma ihtiyacım var. Ben bunu başarabilecek miyim? Onu başarabilirse ya da yaklaşırsa bir sene sonra bir daha bir plan yapılması lazım. Devletler de bilançolarını hazırlar, planlarını hazırlar, şirketler hazırlar. Biz bunları hazırlayan kişiler biziz zaten. Biz firmaları hazırlıyoruz. Firmalar da bu sefer aslında çok da kafayı yormuyor. Hepsini biz hazırlayıp kendilerine sunuyoruz. Bunlar çok önemli. İkinci şunu söyleyeyim. Bu internet üzerinden satış artık e-ticaret. Dünyanın her yerinde e-ticaret. Her yer e-ticaret. Bugün elimizdeki telefon ya da neyse her şeyi artık buradan takip ediyoruz. Gazeteler artık satılmıyor. Çok fazla gazete okuyan da kalmadı. Her türlü reklam, her şey ticaret, her şey artık e-ticarete dönüyor. İnsanlara dönüyor. Çünkü çabuk ulaşım olduğu çok için. Çok çabuk, anında. Burada, o yüzden. E-ticarette şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yanıma bir arkadaşım geldi. Özgür dedi, eşim internet üzerinden dedi, kıyafet satacaktı dedi. Güzel dedim, 15 bin liralık sattık, hayırlı olsun dedim. Ya 45 bin lira bize ceza geldi dedi. Ya ben 15 bin liralık satmışım ama 45 bin lira bana ceza geldi dedim. Nedeni de şu. Devlet diyor ki, özellikle en son 2019'un Mart ayında bununla ilgili bir yasal bir düzenleme de yapıldı. Yasal düzenlemede bir kişi kendi el emeğiyle bir şeyler yapıyorsa şayet, kendisi el emeğiyle bir şeyler üretiyorsa, asgari ücretin brüt rakamını bir yıl içinde geçmiyorsa, asgari ücretin brüt rakamı da 2558, bir yılda yaklaşık 30 bin lira. 30 bin liraya kadar böyle bir gelir varsa, evde örnek veriyorum çorap ördün, dantel yaptın, nakış yaptın, bunları sattın internet üzerinden. 30 bin liraya kadar bir gelirin varsa herhangi bir vergisi aldısı yoktur bunun. Ama ben ticaret satış yapıyorum. Pantolon aldım, pantolon satıyorum. Takı aldım, takıyı satıyorum. Orada rakam yok. Muhakkak vergi dairesine müracaatta bulunup işletmesini açacak. Her ay hiç satış yapmasa da boş beyannamesi, her ay KDV beyannamesi, 3 ayda bir muhtasar beyannamesi, 3 ayda bir geçici vergi beyannamesi, yıllık gelir vergisi beyannamesi, şirketse kurumlar vergisi beyannamesini verecek. Vermiyorsa her ay bunun için cezalar öder ve toplam ceza bir yıllık 100 bin lirayı da bulur. Öncelikle yapacağı iş çok ciddi. Değil mi? Aslında girişimcilerin, şimdi girişimci örnek veriyorum bir takıyı satacak. Gidip o takıya bakıyor. Gayet güzel, ben bu takıyı da satayım öyleyse diyor. Bunu uygun fiyata satabilirim. Bunu nasıl üretti acaba? Üretiminde kaç kişiyi yanında çalıştırdı? Üretim yeri nasıldı falan diye bakmaz. Bu işlerde de aslında mali müşavirler her şeyi yapar. Gider bir mali müşavire. Türkiye'de 100 bin tane mali müşavir mesleğini icra eden kişi var. 100 bin kişi çok büyük bir kalabalıktır. Ve 3568 sayılı yasayla bu işi profesyonelce yaparlar. Giderler bir mali müşavirin yanına. Derler ki ben şu işi yapmak istiyorum. Mali müşavir yazar, çizer. Kendilerine der ki şu evrakları bana getirin. Hmm. İşte iş yeri açmak istiyorum. Ne gerekiyor? İş yerin evinse kira kontratına gerek yok. Kendi evin zaten ama onun dışında ikamet. Yani nüfusuzdan sureti. Tabii. Açılışla ilgili imza beyannamesi. Gider bunu vergi, bir de vekaletname verilir. Gider bu vergi dairesine bırakılır. Vergi dairesi gelir yoklamasını tutar. Memurlar vergi levhası çıkar, faturası çıkar, ticaret başlar. Zor da değildir. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi Özgür Bey anlatınca bir an çok karışık değil mi hocam? Böyle düşünebiliriz ama
Bize bunu aslında beynimizde motivasyon olarak nasıl sadeleştirebiliriz? Yani, anlatır mısınız? Şey var, bir kere yani az öncekinde ben stratejik planın çok önemli olduğuna inanıyorum. Evet. Hayatınızla ilgili de stratejik plan yapmak lazım. Yani o anı yaşamayla ilgili yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum ama anı da kaybetmemek tabii lazım. Ama işle ilgili de stratejik plan yapmak lazım. Ve bunu yalınlaştırmak o kadar zor değil. Burada devletin de aslında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi lazım. Yani girişimciyi desteklemesi, alkışlaması, arkasında durması lazım. Biz devlete memur yetiştirmek yerine hakikaten benim işimi kolaylaştıracak işte 3 kişi, 4 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 200 kişi istihdam edecek, topluma katma değer oluşturacak insanların varlığından gurur duymamız lazım. Burada devletin de üzerine düşen sadeleştirmeyi, yalınlaştırmayı, kolaylaştırmayı yapması lazım. Bunu yani Özgür Bey'in anlattığında aslında çok rahatsız edici bir şey yok. Yani bir iş yapıyorsanız işi kuralıyla yapmak lazım. Hukuka uygun yapmak lazım. Adalete uygun yapmak lazım. Ki kafanı yastığa koyduğunda rahat uyuman lazım. Yani bunu da sorun etmemek lazım. Problem etmemek lazım. Ama tekrar altını çiziyorum. Devletin de bu işi bizi yönetenlerimizin de bunu yalınlaştırmak için elinden geleni yapması lazım. Yani yazışmaları azaltmak mümkün, sadeleştirmek mümkün, kolaylaştırmak mümkün. Bizim en büyük düsturumuz zorlaştırmayıp kolaylaştırmamız lazım. Yani bilgiyi verirken kolaylaştırmak lazım, krediyi verirken kolaylaştırmak lazım. Bunu ticaret evet, mesela üzerinden... şu an yaşıyoruz bunu değil mi? Nüfus cüzdanımız eskiden kaybolduğunda çok zorlanırdık. Aha. Şimdi gidiyoruz, kolaylaştığı için artık bana sıkıntı değil mesela bir nüfus cüzdanı yenilemek pat diye oluyor. İşte de böyle kolaylaştırmalar. Yani evet. Bir günde şirketi çok kıymetli lazım. Yani işte isim vermeyeyim, yurt dışına gidiyorsunuz. Bir saatte bir şirketi kuruyorsunuz. Mali müşavirinizi atıyorsunuz. İşte noterlik diye bir kavram yok. Yani orada noter, mesela Amerika'da noter yoktur yani. İşte bir tane, siz çok böyle saygın bir insansınız. Size ben noterlik yetkisi veriyorum. Şimdi biz burada bir şirket kuracak olsak, bir gayrimenkulümüzü birine satacak olsak, bir yerden bir yere gidecek olsak, ya şimdi notere gideceksin, iki saat bekleyeceksin, evrak alacaksın, onun fotokopisini vereceksin öbür tarafa. Şimdi bürokrasi bürokratostan gelen bir kelimedir, Yunancadır. Büroların egemenliği. Yani yıllardır bu bir hantallıktır, bir ağırlaştırmadır. Girişimciliğin önünde de büyük bir engeldir. Yani şey yapar. İnternet çağıyla sanki biraz daha hızlanacak gibi. Bu rahatladı. Mesela hocam, E-Devlet uygulamaları falan evet, olağanüstü keyifli. Çok keyifli oldu. Daha kişisel oldu. Yani mesela devletteki yazışmaların her birisinin işte sınıflandırıldığını, azaltılmaya çalışıldığını, 47 bin yazışma oluyormuş kendi TC içinde. TC kimliklerle kolaylaşan. Bunu kolaylaştırdığını, işte başvuru yaptığında bunu takip edebildiğimizi, işte bir işlem yaptığınızda o işlemin sizin cep telefonunuza, mailinize dönmesinin avantajlarını yaşıyoruz. Ama bunu daha da sadeleştirmek lazım. Daha da kolaylaştırmak lazım. Bu prosedürleri de kafamızda çok abartıp kendimize de engel almamak lazım. Yani bunların tamamı yapılabilir. Ben birey olarak üstüme düşeni yapacağım. Stratejik planımı yapacağım. Uygulamalarımı yapacağım. Devlet de üzerine düşeni yapacak. Onlar da kolaylaştıracak. Bana destek olacak. Arkamda duracak. İcat çıkarttığımdan dolayı beni alkışlayacak. Ya icat çıkarttım. Hocam icat çıkarın. Siz çıkarın icadı. Sizin kitabınız çıksın. İcatlarınız olsun. Biz çok çok memnunuz. İyi ki icat çıkarıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hem fikri icat ki bu da çok kıymetli. Bu da kıymetli. Şimdi bir şey vardı. Ben böyle süremi aşıyorum ama bir film vardı. Nostalgia diye bir Rus filmi. 1983 yılında. Bir ailesi tarafından terk edilmiş Domenica diye bir kızın hikayesini anlatır. Filmin başlangıcında da şey vardır. Duvarda bir yazı vardır. 1+1=1. Ve Domenica konuşur. Der ki bir damla, bir damla daha iki damla etmez. Bir damla büyük eder. Bir damla eder. Tabii. Büyük bir damla olabilmesi için de işin, yani yaptığımız işin büyük olabilmesi için, Türkiye'nin büyük olabilmesi için, bizim üretiyor olabilmemiz için. Her bireyin yaptığı katkı önemlidir. Bu büyük bir damlayı oluşturur. O büyük damlayı oluşturmada da birey üzerine düşeni yaparken devlet de üzerine düşeni yapacak. Düşeni yapacak ve ortaya güzel şeyler güzel şey çıkacak. Tabii ki burada önemli olan iki damlanın da şeffaf ve temiz olması. Aynen. Firmalarla çünkü biri birini bulandırabilir, bulandırmaması gerekli temiz diye damla de düşünüyorum. Güzel damla. Elif, ne zaman başarılı oldum dedin? Para kazanınca mı? Dükkanı açınca mı? Yoksa bütün...
Bütün her şeyi çekip çevirince. Aslında en son söylediğiniz cümle, bütün her şeyi çekip çevirince. Tabii ki başarısızlıklarım da oldu. Yani başladığım dönemde 1,5 yıllık bir işletmeyim ben. Geçen senenin Ağustos ayında o dolar euro kurundan bayağı bir etkilendik. Çünkü aldığım boyalar euroyla. Ay evet. Kullandığım boyalar euro ile, malzemelerimin çoğu hep yurt dışından geliyor. Hani keşke kendimiz üretebilsek onları da. Dedim ki herhalde Elif sen bittin dedim o dakika. Çünkü gerçekten hani ilk etapta kazandığım, dükkanı açtığım, kazandığım ciromla Ağustos ayındaki ciroma baktığımda çok korktum. Dedim ki herhalde olmayacak bu iş. Sonrasında kış ayına girdiğimiz için kış ayı bizim sektörümüzü destekliyor, reklam sektörünü destekliyor. Aslında ne reklamcıyım ne matbaayım, her ikisinin de içeriyor yaptığım iş. O yüzden bana işini tarif et dediklerinde biraz böyle nasıl diyeceğim, acaba ne demem lazım diyorum. Belki de yeni bir iş alanı, yeni bir isim bulmalısın. Herhalde bilmiyorum, hani tasarım üzerine kullandığımız programlar, ben kendi bilgisayar mezunuyum. Bu arada kendi mezun olduğum okuldan stajyer alıyorum ben. Çünkü biz o dönemde... Onlara da işi öğretiyorsun. Evet, onlara da işi öğretiyorum. Programı öğretiyorum, nasıl iş hayatını öğreniyorlar aslında benimle birlikte. Çok da memnunlar. Yani 3 aylık bir dönemde yaz stajyerim vardı. Hı-hı. Kış stajyerlerim oldu. Hepsi de ziyarete geliyorlar okul çıkışlarında. Çok memnun kaldılar. Bize hayatı öğrettin Elif abla. Biz nasıl bir meslek yapabileceğiz onu gördük. Nasıl iş hayatına atılabiliriz? Dükkanda nasıl para çalışan kazanır? Var mı? Sadece sen mi çalışıyorsun? Şu anda ben varım görüntüde. Normalde stajyerim de var yanımda. Ona da öğrettim. Sizde kaç kişi çalışıyor Funda Hanım? Bizde çiftlik ve mandıra toplamında ve idari kadroyla birlikte 28 kişi var. 28 kişi 35 bin tane de keçi değil mi? Şöyle hayır, 28 kişi bizim kendi çiftliğimizde hep 1000 tane keçi var. Hani Türkiye'de bu entegrasyon çok önemlidir. Bir dönemde entegre tesis falan denirdi. Ben o şeye çok inanmadığım için ben kendi 1000 başlık çiftliğimden sonra Türkiye'de kurulmuş olan ve bizden sonra özellikle çok büyük bir ivme kazanan onlarca çiftlik oldu, keçi çiftliği. Biz bu keçi çiftliklerini ya iyileştirme yönünde ya da mızıkların oraya giderek daha iyi bir ırk elde etme yönünde ya da kendi ivmeleriyle iyi giden çiftliklerle sözleşme yaparak onların sütlerini satın alıyoruz. Günlük olarak çok geniş bir coğrafyada toplamda 35 bin keçi varlığını düşünün. Bu sütler günlük olarak mandıraya geliyor. Yani ben 35 bin başlık bir keçi çiftliği kurmaya inanmadım açıkçası ve bunu da doğru da bulmuyorum. Başkalarını da üretip o üretimden bir pota oluşturmayı doğru buldunuz. Aynen bir iş dediğim modeli. Sorabilir miyim? Çok alan dışı ama şimdi editörüm kızacak bana. Açeli konu ne diyecek sen de. Ya son zamanlarda biz keçinin kıymetini daha anlar olduk. Çünkü çıkan uzmanlarımız dedi ki keçi sütü anne sütüne değerdir dediler. Bize de çok süremizi aşmadan keçinin farklılığı nedir anlatabilir misiniz? Şimdi keçinin farklılığı aslında tarihsel bir farklılık. Bakın tarihe baktığınızda keçi var, koyun var, deve var ve at var. At var. Yani büyükbaş hayvan denilen hayvanlar daha sonra endüstriyel devrimle beraber ortaya çıkıyor. Şimdi bu hayvanın doğal özellikleri bir kere herhangi bir hormon ya da dışarıdan bir uygulamayla bu hayvanlara daha fazla süt vermelerini, mesela çiftleşmelerini başka bir şey sağlayamazsınız. Yani hayvan doğal, organik bir hayvan. Doğalını zaten bozamıyorsunuz. Bozamıyorsunuz ve Amerikalılar ne der? Ne yiyip ne içiyorsan sen olsun der. Mesela keçinin vücuduna bir bakarsanız atletik, düzgün bir vücut, yağlı, mesela bir şişman keçi göremezsiniz. Atletiktir, öyle bir evet keçi yoktur. Hayvanın doğası sütüne de yansıyor. Tabii ki her hayvan sütünü kendini, yavrusunu beslemek üzere yapıyor. Ama bu süt çok değerli bir süt. Ha, Türkiye'de bu işten niye uzaklaşıldı? Dünyada büyük bir hızla keçiye evet dönülürken Türkiye'de niye bu iş böyle olmadı? Yine hocamın dediği gibi işte bileneni yapalım, icat çıkarmayalım. Aman şimdi o işe karışacağız, bu zordur falan gibi söylemlerle bu iş hep göz ardı edildi. Ne zaman ki bir tane model çıkıncaya kadar. Bizden sonra onlarca çiftlik kuruldu ve bu iş büyük bir hızla da Türkiye'de ilerlemeye devam ediyor.
Ama hani burada başarısızlık hikayeleri var, kapatanlar var, devam ettirmeyenler var ama devam. Burada hepinize de bir şey sor. Üç hanıma da şunu sormak istiyorum açıkçası. Aslında alanınızda büyümek hedefinizken, mesela burada düşünüyorum sizin adınızda, sizden başlayayım bundan. Çiftliğiniz varken başka bir şey de yapabilirdiniz. Yani yanında başka arıcılık da yapabilirdiniz. Büyükbaş da yapabilir. Nasıl olsa var. Yani bir arazi var. Siz matbaa başka bir şey de yapabilirdiniz. Siz de başka bir şey yapabilirdiniz. Hani daha fazlası için. Hiç aklınızdan geçti mi? Önce onu sorayım. Şimdi bizim çiftliğimiz 130 dönümlük bir arazide ve 2000'in üstüne zeytin ağacımız var. İnanın biz zeytin ağaçlarıyla bile ilgilenmeye vakit bulamıyoruz. Çünkü bir işe konsantre olmanız lazım. Uzmanlıkla uzmanlaşmanız lazım. Yani ben mesela bana gelip de ben şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, öbürünü de yapıyorum, işte 8 işim var diye anlatan iş adamlarını ya da iş kadınlarını hep şüpheyle karşılarım. Çünkü hepsini birden çoklu akıl vardır, olabilir. Benim aklım belki bu kadar hani kapasite olarak ama yani çok işi birden yapmaya çalışmak. Kendini bilmek. Tabii yani kendini bilmek ve ben şimdi biliyorum ki biz bu işi iyi yapıyoruz. Bizim için önemli olan bu işte çok başarılı olmak. Hı hı. Biz bu işte dünyada bir yere oturmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil. Hani hedef koymak diyoruz ya bir an önce. Hı hı. Hedef koyarken şimdi ben bunu söylediğim zaman birçok kişiden bana itiraz gelecektir. Bu da ne söyle, kendini de bilmiyor. Çünkü Türkiye'de büyük hedef koyana genelde kendini bilmiyor damgası vurulur. Evet. Bizim hedefimiz dünyada bir yere gelmek. Keçi de dünyada bir yere gelmek. Geliyor. Biz onun için sadece onu yapıyoruz. Sağ olun. Siz Funda düşündünüz mü başka bir şey? Ben Funda Hanım'a katılıyorum. Funda Hanım'a katılıyorum. Kendi işinde uzmansan o işinde ilerlemelisin bence. Ben zaten şu andaki işime yetişemiyorum. Yani güzel gidiyor çok şükür. Yoğunlaştığım alan o bu diyorsun yani. Evet kesinlikle yoğunlaştığım alan kendi mesleğim zaten. Bilgisayar tasarım. Severek yapıyorum. O yüzden ikinci bir mesleği düşünmüyorum. Benim de hedefim yurt dışına taşımak. Funda Hanım'ın dediği gibi yani bulunduğum bölgeyi Çaycuma'ya, Zonguldak'a yurt dışına taşıyarak güzel yerlere getirmek. Ne güzel. Vallahi İnşallah çok ihracat verici. Yapabiliriz. Bunları ben butik bir işletmeyim. Ama butik işletmelerde mesela biz bir kalemi Çin'den getirtebiliyoruz. Fakat bir kalemi biz Çin'e ya da yurt İnşallah dışına o günlerde gelecek. Göndermekte zorlanıyoruz. Aslında devletin bunu desteklemesi gerekiyor. Yani küçük işletmeleri de ihracata yönlendirmesi gerekiyor. Mesela kargo problemi yaşıyoruz orada. Çok büyük, çok en büyük eksiğimiz evet, bu. İstiyoruz evet, ama kesinlikle ben çok istiyorum. İnşallah olur. Emine'cim senin? Vallahi ben aslında hem işimle bağlantılı biraz da farklı bir iş yapıyorum şu anda. Yaptığım işleri insanlara hani daha kolay yapmalarını ve ulaşmalarını sağlayabilmek için ufak ufak böyle malzeme de satıyoruz. Yani örneğin baskıları yapabilmeleri için bez çantalar diktiriyoruz. Ama yine aynı şey, aynı sektöre hizmet ediyorsun. Farklı değil evet. Yani. Kendi alanını genişletiyorsun. Evet, kendi alanını doğru. Yani hani işimi biraz daha üst seviyeye taşımak ve sizin de dediğiniz gibi o kargo problemini çözersek eğer Türkiye sanatlarından tahta baskıyı yurt dışına duyurabilmek ve oralara taşımak. Çok önemli gerçekten. Kadın olmak, girişimci olmak aslında programın başında da konuştuğumuz gibi kadın erkek gibi değil de hani insan olarak bakmak ama kadınlar daha bu yüzyılda varlıklarını son 20 yılda 30 yılda evden hem evi hem burayı birlikte yapmak. Aslında evden çıkmayı da çok doğru bulmuyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani bir kadın hem evinde hem işinde olabilir. Ne evden çıkmasına gerek var ne işinden çıkmasına gerek var. Bunu dengeleyebilir. Her insan için geçerli bu. Dolayısıyla sizler çok güzel örneklersiniz. Ve yolunuzun da açık olmasını istiyorum. Son olarak Özgür Bey'e bir şey sormak istiyorum. Sadece siz kendi kameranıza bakıp. Girişimci insanların, kadın erkek diye ayırmak istemiyorum. Sırayla neler yapması gerektiğini şu an bizi izleyenlerin kısaca bir anlatır mısınız? Şöyle öncelikle cebinde parası yoksa ama girişimci ruh varsa ve karşılığında kar elde etmek istiyorsa ve para kazanmak istiyorsa KOSGEB kredilerinden yararlanabilir. KOSGEB kredileri için önce müracaat daha sonra firma açılışı. Firmasını açarken de zaten kendisi dediğim gibi profesyonel bir kişiyle çalışmak zorunda kendisinden belirli evraklar istenilecek. Bu evrakları hazırlayacak, vergi dairesine sunacak ve sadece kendi işine konsantre olacak. Planlarını ona göre yapacak, işine konsantre olacak ve işinde başarılı olacak. Diğer yan muhasebedir, SGK'dır, ticaret odasıdır, devlet kurumlarıdır. Onlara çok fazla kafasını takmasına gerek yok.
Ama bunlarla ilgili ufak bilgiler edinmesi önemli. Ama öncelikle sadece yapacağı işi iyi bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Biraz önce siz çok güzel bir şey söylediniz. Şirket kuruyoruz. Bize gelip şöyle şirket kurduruyorlar. X limited şirketini kuracağız. İnşaat, otomotiv, tekstil, hayvancılık. Sonra geliyor ya Özgür Bey bir şey daha unutmuşuz. Turizm yok. Ya diyorum sen turizm evet. işi yapacak mısın? Bulunsun diyor. Ama bunlara gerçekten de gerek yok. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi ki varsınız, iyi örneklersiniz, iyi fikirlersiniz. Ne diyeyim efendim, gününüz iyi geçsin. Aklımıza takılanları bugün paylaşmak istedik. Bakalım daha ilerleyen günlerde aklımızda neler takılacak, neleri hep birlikte çözeceğiz.